de değil. Bu da bende bir huy. Tokyo 2. Part'a hoş geldiniz. Bugün bizim 4. günümüz. Tam bir turistiz bugün. Bakın. Bugün tam. Çok rahatım. Özellikle ne peruk taktım ne garip ayakkabı giydim. Aşırı rahatım. Şimdi canın şu an haberi oluyor. Haberin yok ama güzel bir şey buldum. Kahvaltıcı buldum. Yumurtacı Ginza'da ya da Ginza'da. Ginza mı diyorlar, Ginza mı? Hayır, biri Ginza diyor, biri Ginza diyor. Ginza diyorlar. Oraya gideceğiz. Sonra oradan Tokyo'nun en eski tapınağına gideceğiz. Bilgileri size yolda aktaracağım. Peki bu ayakkabı senin ayağına vuracak mı, olmayacak mı? Neden ayakkabı ayağına vurursun? Bakın, Converse giydik bugün. Çocukluğumuzdaki gibi. Ben çok kötü görünüyor benim şu an. Biraz şey, böyle şey gözüküyor. Şişik gözüküyor. Tüylü olduğu için mi? Benimkine bak ama. Bu olsun. Bana aldığın kırmızı konverser nerede? Numarası olmadı diye gidip onu para karta çevirdim ve hala yenisini almadım. Para kartla duruyor hala. Allah razı olsun. Duruyor hala. Gidip kendine bir şey almadığını nereden bilebilirim? Kırmızı konverser aldım. Pembe konverser aldım sana. Niye olmadı o bana? Küçük mü geldi? Küçük geldi. Sonra ne yaptın? Gidip parayı çevirdin. Parayı çevirdim, duruyor. Hadi. Tamam, hadi gidelim. Gidip biraz size Tokyo hava durumunu falan aktarayım. Kapıya koysam olur mu? Zaten temizliğe girecekler. Ha, okey. Ben yine dikkat çekmeyen bir renkle çıktım dışarı. Şu maske modasının acilen Türkiye'ye gelmesini talep ediyorum. Sivilcem mi çıktı, uçuğum mu çıktı, yok dudağının dolgusu yamuk mu oldu? Çenen yamuk mu? Çenene dolgu yaptırmana gerek yok. Yani biliyorum, en büyük derdiniz çenelerinize yaptırdığınız dolgu. Aa, önemli, çok önemli. Ben senin çok önemli. Senin en büyük derdin çenen olduğu için evet, haklısın. Ama insanların bizim gibi böyle takıntıları yok. Hepimiz maske takalım lütfen. Herkes maskeyle gezsin. Hem hasta olmayacağız hem de kusurlarımızı kapatacağız. Mükemmel. Bir şey daha diyecektim, ben unuttum ya. Şu an Ginza'da bir kahvaltıcıya gidiyorum. Ha, Ginza demişken, Tokyo'ya gelecek olan varsa ve bu videomu şans etleri izlerse eğer, yani ben bir daha gelsem Ginza'da kalmam. Shibuya. Ya Shibuya'da kalırım ya da Harajuku'da kalırım. Çünkü gerçek Japon hayatı, hareketliliği, o kalabalık orada. Yani Ginza'ya bir gününü ayır. Gel lüks markalara bak. Alışverişi yapacaksan yap. Ay, kolum yoruldu, acıktım biraz. Durum kahvaltıcıya gidiyorum. Geldik ama yine bulduğu her yerde olduğu gibi yine sıra var. Çünkü güzel yerleri buluyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Bu konuda bir uzmanım. Ve sıra beklemekten nefret ederim. Ama dönüp baktığımda sırasız kahvaltı edebileceğim hiçbir yer yok. Can, bekleyeceğiz mi? Evet artık. Bekleyelim. Tamam reis, sinirlenme ya. Bakınız sıra. Ama muhtemelen tahminimce 5 saniye sonra oturmuş ve kahvaltı ediyor olacağız. Say bakayım. 3, 2, 1. Gerçekten 4. gün artık sinirlerim zorlanmaya başladı. Çünkü herkes bağırarak geziyor. Sürekli bağırıyorlar ya. Sürekli yani. Ve mesela o kadar garipler ki. 10 dakika 15 dakika sıra bekledik. İçeride 5 tane boş masa var. Dışarıda, pardon. İçeride de ben var. De dedim ki bir, yani, içeride 2 tane. Ben de dedim ki adama, bizim içerisi içinde yani dışarıda da oturabiliriz. Bizim için problem değil dedim. Aa falan yine bağırarak tabii ki de büyük bir tepki gösterdi. Ben de sanırım alacak hani hemen. Çünkü herkes içeriği bekliyor burada. Bunlar 150 yaşına kadar dünyada kalmayı yemin ettikleri için üşürler falan diye korkularından. Sonra bunu böyle yaptı. Tamam ama yine de sıra beklemen lazım dedi. Tamam da neden? Neden sıra bekliyorum yani? Ve kahvaltımız geldi. Pankek gelmediği için başlamıyor. Ay, şu an çok güzel görünüyorsun bebek gibi, evet. Şey, bir şey daha diyecektim, ne diyecektim? Ha, dün bir kızım biri şey almış bana DM'den. Ne meraklısınız kahvaltı kültürümüzden uzaklaşmaya, oralarda neler yiyorsunuz? Uyurum Türkiye'nin kahvaltısını diyorum. Yediğimiz hiçbir şey 5 para etmez bana. Aha, bir tek bu. Ayrıca bu şöyle da, de bir şey var. Ben müthiş cevabımı vermek istiyorum. Sana diyorsun. Kahvaltıya puanım 10 üzerinden 7 falan. Benim 8. Evet, sen o iğrenç pankeki çok sevdin. Burada hava çok erken kararıyor yani, 4.30-5 gibi kararıyor. Şu anda saat 3.30. Bir sabah. Keyif yaptığımız için. Şimdi Ginza'da yine dolaşmaya devam ediyoruz. Aşırı kalabalık. Hatta ortayı trafiğe kapatmışlar. Böyle oluyor herhalde hafta sonları. Neyse. Bir daha burada bir hafta sonu geçireceğim. İşte bu da değil. Şimdi ünlü rapçi Bege'nin bir Japon markasından sweatshirt siparişleri var bana. Ginza'da mağazası varmış. Oraya bakmaya gidiyorum. Var mı yok mu diye. Varsa alacağım. Klipte giyecekmiş.
stylingçisiyim ya ben. Sonra da akşam Nobu'ya rezervasyon yaptırdık. Yaptım. Taylor Swift. Taylor buradaymış. Can onu göreceğini iddia ediyor Nobu'da. Evet, çok inandım. Benim Nobu hikayemi bilirsiniz New York'taki Kendall ve Kendall. Ama o hayranlarına çok saygı duyan bir sanatçı. Aha, hep öyle görünüyor da aslında. Bak bakayım, yaklaşabiliyor musun yanına 500 metreden görürsün, fazla? Görürsün. Lütfen bir rezillik daha istemiyorum. Görürsün. Tokyo'da yaşamak istemiyorum. Kalabalığa bakar mısınız? Bu ne? Ama hafta sonu normal tabi. Yeşil yandı, koş. Ay. Birkaç bir şey aldık Ginza'dan. Şimdi tapınağa gidiyoruz. Bir şeye karar verdim. Yolda beğendiğim Japonları durdurup onlarla fotoğraf çekiniyorum. Bunu bir koleksiyon haline getireceğim. Kız da bizimle fotoğraf. Evet, kız da bizimle, ikimizle, yani 3 kişi daha. Ne diyorum ben ya? Sen... Neyse, tapınakta görüşürüz. Hadi gitsene. Ve burası da Asakusa. Şuradan ileriye doğru yürüyünce Tokyo'nun en eski tapınağına ulaşacakmışız. Şurası da, şu da var ya, part 1'de ta 500. 400. katlara çıktığımız yer. Ve burada garip bu bir şey var. Şey, taksi, insan taksi. Bak şunlar, beyazlar şuradaki. Nerede? Şunlar işte, hepsi bunlar. Bunların hepsi. Gerçekten bunlar, evet. Ha, yolcu bekliyorlar. Hayır canım. Yolcu çeviriyorlar bunları. İnsan taksi. Bunlar. İnsan taksi vardı ya, part 1'e koyduk mu onu şu an bilemiyorum tabii de. İnsan taksi diye bir şey var burada ve bence no. Yani önümde bence biri koşarak bir şey. Ben saçma... yapabilirim. Can, laflarımı bölme lütfen. Hayır. Konuşmayınca da kızıyorum sana. Ben bunu yapabilirim. Bunu uğraşmak çok zor değil mi? Hayır, hiç zor değil. Zor. Unutma, sevmiş. Ben zor insanları seviyorum. Evet. Hayır, ben yapan için, ya yapan için zor bir, kaç ama kere yapabilirsin? Kendi ama kendi isteğiyle yapıyor. Arkada oturan için de, yani ben önümde bir adam... Hayır bak, arkada oturmak istemezdim. Arkada bir otur... Allah aşkına cümlemi bitireyim ya. Bitirmeyeceğim işte, tapınağa gidiyorum ben. Konuşmayacağım senin yüzünden. Can fotoğraf çekiyor. Aa, dumanlarını kendine çekiyorlar. Bu ne? Dumanlarını bak yüzlerine çekiyorlar dumanları. Ben de yapacağım. Tut. Kafasına yapıyor, sen de. Evet, yap. Yap. Eyvahlar olsun, alamayacağım yarım saat onu buradan. Ay, buraya para atıp dilek diliyorlar. Bizde para yok ki. Bizde para yok vallahi, olsa ki. Bak. Para attılar, dilek dilediler. Allah kabul etsin. Oha, çok iyi. Can, her şeyi yapmak zorunda değilsin. Gelmiş at, niyet önemli. Yok mu bozuk yeğenin? Bozuk yeğenler evde. Oha. Bak burada da para atılacak yer var. Evet. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Allah korusun. Ay, kendinden geçti adam, gülmek istemiyorum, tövbe. Fırlatıyorlar parayı. İçeride bak. İçeride dua var. İçerisi çok iyi değil mi? No fotoğraf. Ha, okey. Çek ya, bir şey olmaz. Çektim zaten. Herkes çekiyor. Yani evet, ihtişamlı, değişik bir ortam. Ama yani şu an mangaldan çıkmış gibi kokuyoruz. Koktun seni mi? Mis gibi kokuyorsun canım. Bakalım başka neler. Başka bir şey yok herhalde Can. Bir bu işte, içeride dua var. Duaya girelim istiyorsun. Can yeni bir dua şekli buldu. Dudağına değdirme diyor şeyi, elindekine. Birine bakarak. Kadın hep şey yaptı. Ağzını dayadı buna. Sen dayama. Pistir ayrıca. Eyvahlar olsun. Gel sorun. Sür bakayım. Elimi yıka. Hava çok sıcak ya, bir de donduk. Abi, bir şey söyleyeceğim, hiçbiri dua etmiyor Eylül. Şifalı su bu herhalde.
Yıkandık çünkü can. Hadi gidelim. Bu tarafımı da yapsaydın ya. Ben şimdi koleksiyonuma yeni fotoğraflar eklemeye gidiyorum. Ateşi geleceğim birazdan. Hayır bak, bunu burada yakıyor. Gidiyor oraya dikiyor. Can ya, her şeyi yapmak zorunda değiliz. Yürü. Tapınağın olduğu yerden çıktık. Onun etrafı böyle sokak sokak. Biliyorum. Pazar gibi. Evet. Tezgahlar falan kurulmuş. Biz şimdi ne yapacağız? Otele gideceğiz, hazırlanacağız. Oradan Nobu'ya gideceğiz ve sushi yiyeceğiz. Bunun ve içeceğiz. 3 saniye veriyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar bir yerde bir hata yaptım ama ne olduğunu çözmem bir 5-6 saniyemi falan alacak. Dedim ki Japonya'dayım, hani biraz şöyle kendimi beyazlatayım. Ama galiba biraz fazla sürdüm fondöteni. Bir de bunların suratları böyle çiziksiz ya. Gel. Hayır ya! Hayır, psikolojim bozuluyor. Yemin ederim ki psikolojim... Hayır, psikolojim bozuluyor. Aa Damla, yapma. Yapma. Hayır, psikolojim bozuluyor. Git. Yapma. Çok kötü, gerizekalı. Git. Yapma. Ciddiyim, git. Sinirleniyorum. Can bakma bana. Bak uzun süre bak. Ben sana yaptım dün aynısını. Evet, tamam. Ne yaptım kendime? O maskenin öyle durduğuna bakmayın. İnsan yakından görünce sıçacağım ağzına, bekle. İçeride ufak bir tartışma yaşandı ama onu koymayacağız muhtemelen. Kestik onu. Ben dün aynısını kendisine yaptığımda burada ağlama krizlerine falan girdi. Çünkü o maske gerçekten, mesela biz story falan atıyoruz ama ben böyle bakmayarak falan çekiyorum. Hele ki dibinde böyle ciddi ciddi sana doğru yaklaşınca siniri bozuluyor insanın. Şu suratım da sinirim bozduğu için onu halledip bir 3-4 saniye sonra çok hazır bir şekilde bu aynanın karşısında sizinle olacağım. Saymayacağım ya, direkt geliyorum. Yine bir anime oldum. Gel Can, gel. Ece de gelsin. Ece gel, dur, videoya çıkıyorsun ha. Ya benim aşkım İstanbullarda. Ağlıyor hep. Hep ağlıyor hep. Bak, bir anime oldum. Ayakkabılarımı göstereyim sana ama kameraya gösterdim şu an. Biz Nobu'ya gidiyoruz. Yaklaşık kaç... Kanal arkadaşlarımıza anlatıyor. Sizden nasıl bahsettiğini duydunuz mu? Ece, sana hediyeler var. Ben aldım, salak, hiç beni canı almadı, ben aldım. Ya o da aldı sana bir sürü. Ben de aldım. Duş lifleri olsun, chopstickler olsun. Hadi Can, hadi. Shibuya meydandaydık, bir anda başladı Ece diye bağırmaya. Ece. Yani Shibuya meydanı, anlıyor musun? Biz çıkıyoruz. Şimdi yürüyerek gideceğiz. Şimdi yürüyerek. Orada onu görecek. Orada değil. Tyler Japonya'da değil. Şu an Tyler'ın Nobu'da olduğuna inanıyor. İnşallah Ece. Ece Tyler Nobu'da falan değil. Değil orada da. Ben öyle ümit ediyorum. Seni gidin manyak ya. Biz gittik, yeter. Biz Nobu'dayız. Buranın Nobu'su tabii ki de New York'ta kıyaslamıyorum ama yine de bayağı güzel. Bayağı güzel. Demek ki benim çekmemem gerekiyormuş Damla. Canı dedim ki bir kere de sen çeksene, neyse. Nobu'yu göstereyim mi? Yani fena değil. Bana bak ama fena değil. Kütahyalı'ya bak sen. Servisi çok yavaş. Kütahya'da hiç böyle değil. Kütahya'da hep sushilerimiz çok hızlı. Ama sen üstünü gösterdin mi? Üstümü odada gösterdim ve herkes böyle yapıyor bana mesela. Hani çok sevimli bir şekilde amcalar falan. Böyle. Evet, nasıl? Hani böyle çok tatlı olmuşsun der gibi bana falan yapıyorlar. Ama Nobu'nun ışıkları... Göz altlarıma bak. Maskeyi getir, maske. Nobu'nun ışıkları... Ece geldik. Dur, senin yerin şurası. Senin yerin şurası deyip Ece'yi aradım. Rahat mısın? Rahat mısın diyor. Ben söyledim. Evet, çok rahatım diyor. Biz otele geldik. Şimdi odalara çıkacağız. Hazırım. Ne? At. Hazır mısın? Hazırım. Odama götüreceksin ha? At. Aldı be. Bütün oteli uyandırdık, gerizekalı. Çabuk gel, odamız burası. Odamız burası. Bir sabah görüşürüz, çok sarhoşuz. Günaydın. Biz artık yavaştan dönsek iyi olacak. Hayır. Hayır.
Yorulmadın mı? Çok mutluyum. Yorulmadım. Hiç yorulmadım. Bugün sabah çok erken kalktım ve güzel yerler keşfettim. Bugün oralara geleceğiz. Bizim şöyle bir sistemimiz var. Ben sabah 6'da uyanıyorum. Her sabah 6'da uyanıyorum. 2 tane melatonin içiyorum. Uyumak için tekrar. Melatonin içince 12'ye 1'e kadar uyumak zorunda kalıyorum. Can o sırada uyanmış oluyor. Sokaklara çıkıyor. Bana kahvemi alıyor. Portakal suyumu alıyor. Sokakları geziyor falan. Bugün de çok iyi bir cadde bulduğunu iddia etti. Evet, çok güzel. Bir cadde değil, bir sürü cadde. Ama bugün alkol almıyoruz. Hayır canım, bugün yok hiçbir şey. Bugün pazar günü, bugün şey var. Bugün aile günü yaşayacağız, bugün kahvaltı. Spor giydik, sen de öyle spor giydin. Evet. Bugün güzel bir gün olacak. Evet. Pazarlara falan gideceğiz bugün. Aa evet, pazar var. Pazar kurulmuş orada. Hadi o zaman ayakkabımızı giyip gidelim. Can beni pazara getirdi. Ginza pazarı. Anlat, ne burası? Ginza pazarı dün cumartesiydi, bugün pazar. İki gün üst üste kuruluyor. Yani her hafta mı kuruluyor yoksa biz mi denk geldik bu hafta? Onun bilmiyorum. Ama böyle güzel şeyler var. Ya şuna bak. Burası şey, barbekü bak. Tavuk galiba bu. Sonra bunun yan tarafında bir tane böyle alan var. O alanı da çekeriz şimdi. Orada da herkes bayrakla oraya gidiyor ama ne olduğunu yine anlamadım. Bu ne? Ha işte bak, çöp atılan yerler. Niye bu kadar şaşırdın? Çünkü şeyde, şehirde hiç çöp tutuyor. Herkes bak elinde tutuyor, çöp tutuyor. Galiba BTS konseri var, gel. Ne yazıyor acaba? Ne yasak mesela acaba? Ne yasak? Yok bir şey, yürüsen. Kadının biri ver, ben sizi çekeyim dedi. Telefonu aldı, biz arkamızı döndük. Dans etmeye başladık. Gece mi acaba bunlar? Ya ne yapıyorsun? Adamı rahat bırak, elleme artık. Gidecek mi? Neyse, geri dönüp kamerayı almak istediğinde kamera yerlerdeydi. Telefon ayrı bir yerde. İşte bu çektiğim vlog kamerası ayrı bir yerdeydi. Görüntüler de silinmiş. Dua etsin başka görüntü silinmemiş olsun, yoksa dönüp onu burada bulurum. Gidiyoruz buradan. Can daraldım. Kahvaltı etmek istiyorum. Gel. Afiyet olsun canım arkadaşım. Canım. Ne yiyoruz şu an? Aç içini, güzel bir şey. Peki senin kendin seçmiş gibi davranma. Garip bir şey yiyoruz. Kahvaltı için sadece bunu bulabildik. Şöyle bir yerde, adını bilmiyorum. İlgilenmiyorum da. Bugün ben alışveriş yapmak istiyorum biraz. Nasıl aldığımı gördün mü? Evet, 2.50. Onlar gibi aldım. O zaman hadi, afiyet olsun. Biz Apple'a geldik Can'a. iPhone almaya ve benim moralim çok bozuldu. Bir de çok değişik. Burada böyle bir şeyler yapıyorlar. El salla lan kameramı. Moralimin bozuk olmasının sebebi şu, aynısını aldı Can'la. 256 GB iPhone 11 Pro Max. Kendisi 1380 dolara aldı. Hadi üstüne de işte kaydettirme parası falan ekleyin, hesaplayın. Çok daha iyi. Ben Türkiye'den 13 bin aldım. Ben 8 bin aldım. Sen 13 bin almışsın. Sağ ol. Tekrarla bir daha istersen. Ay, yüzüme yüzüme. Nasıl mutlu görüyor musunuz? Öpüyor falan kafamı. Sonunda ama iPhone stüdyosundan koşuyorsun. Şükürler ama olsun ki. Şimdi ne yapacağız? Ben bir böyle bir şeyler almak istiyorum üstüme başıma. Çünkü kostüm ağrı gezmekten çok yoruldum. Ayrıca Japonya'dan da çok yoruldum. Yarın akşam inşallah dönüyoruz hayırlısıyla. Evimi özledim, kedilerimi özledim. İnsanların sürekli etrafında diye bağırmasının oldukça
sıkıldım. Yoruldum ve sıkıldım. Şimdi bir şeyler bakacağız. Bakalım. Bakalım. Biz yine Gizda'ya düştük. Ve Can yine maskesiyle geldik. Çok insan var. Şimdi buraları dolaşacağız ama artık size yok şuma AVM'ye girdim, yok bu mağazaya girdim falan sizi darlamak istemiyorum. Çünkü zaten zor yürünüyor. Bir sinir katsayım çok tepemde. Fark ettim. Evet. O yüzden odada görüşürüz. Odada bir şeyler alırsam eğer onları gösteririm işte. Sinirlerimiz o kadar bozuldu ki. Gerçekten o kadar bozuldu ki böyle yarın uçağı dört gözle falan. Hayır. Bana ne dediğimi soracak olamazsın. Hayır. Bana ne? Yeter bir şey yok. Bay bay. Odaya geldik. Hiçbir şey de bulamadık yani ayrıca. Böyle bir beyazlatıyor dedi. Kadına güvendim. Böyle bir krem aldım. Denemelerim devam ediyor. Terlik Converse aldım. Ben de çok aldım. Çok çirkin Converse görünüyor. Aldım. Ya Can ben de bunu aldım. Sonra. Hayır Can ya. Jordan ayakkabısı aldı. Can tamam. Son. Telefonu aldım. Aa, bunu göstermezsen bir yerinde evet, bir evet, şey çıkardı. Evet. Can çok mutlu şu an. Abla aşırı. Bildirim. Neyse işte bu tüylü Converse'lerin siyahını aldım. Off-White'dan bir tane sweatshirt bulabildim. Onları almamın sebebi şu an hava çok soğuk ve getirdiğim şeyleri giyemiyorum. Şöyle de bir tane sweatshirt aldım işte yani. Akşam da bunu giymek istiyorum ama içine giyeceğim şey çok üşüteceği için. Sanırım çok değişik bir şey giyeceğim. Yani bunları. Zara eşofman takımı. Başlarım kostümüne de bilmem nesine de ya. Öf. Hazırlandık. Ve nereye gidiyoruz asla tahmin edemeyeceksiniz. Rooftop'a gidiyoruz. Google'a rooftop yazdım ve rooftop adında bir rooftop çıktı. Şaka değil. Abartma sıfır. Oraya gidiyoruz. Rooftop'un adı rooftop. Müthiş. Üstüme aldığım sweatshirt'ü giydim. Umarım geçerli not alır. Altına da şöyle... İğrenç bir ayakkabı giydim. Buraya da yine o iğrenç ayakkabıya benzer bir kumaşta bir çanta taktım. Bu çantayı eminim ki hiç görmemişsinizdir üstümde. Yine çok iyi bir rooftop'a geldim. Ladies. Thank you. Adam dedi ki Can açarken bence videoya çek açılış yani çok iyi dedi. Hiçbir şey olmadı. Açılış görmemişim. Baksanıza. Rooftop yazınca çıkan rooftop hakkını verdi. Biz çıktık. Odaya gidiyoruz. Can hadi. Şuradan taksiye binip odaya gideceğiz. Yeter artık başlayacağım. Tokyo'nuza da, Japonya'nıza da. Ülkeme dönmek istiyorum. Kedilerimi istiyorum. Ondan sonra bütün gün yatmak istiyorum, yemek yemek istiyorum, sucuklar, börekler, mantılar. Bunları istiyorum yani ama dayan da ne. Son 10 saatin, 12 saatin falan. Bu okey mi teyzeciğim? Ay teyze dedim adammış. Kadın taksici çok bu arada burada değil mi? Çok. Bayağı kadın taksici gördük. Beni 3 saniye sonra odaya ışınlar mısınız? Lütfen please. Bu arada artık oteli de 75 kere göstereceğim deyip göstermedim. Böyle bir otelde kalıyoruz. Hayır Can, onları alabilirsin. Hayır alma boşver. Ben gördüğün her şeyi almaya çalışıyorsun. Otel çok güzel bir otel. Tek sıkıntısı odalar çok küçük. Aslında çok küçük değil. Yani hele ki Tokyo'ya göre hiç değil. Çünkü burada biliyorsunuz o kapsül odalar falan filan meşhur. Ama yine de bize göre küçük yani kimse kusura bakmasın. O zaman ha daha yarınımız var az kalsın videoyu kapatıyordum. Yok daha devam daha Tokyo'dayız durun. Bir yarım günümüz daha var. Daha yarın var ya. O zaman sabah görüşürüz. Görüşürüz. Bakın ne kadar çabuk sabah olacak şimdi. Günaydın. Saat kaç?
10.30 mu ne? Saat Can 7.30'da yine kendini sokaklara atıp bana kahvemi bir şeylerimi almış. Ben de Müge Anlı izliyorum ama konumuz bu değil. Dün Can'a ben dedim ya vlogu yarın açsana diye. Lütfen izler misiniz? Kaç tane çektiğini. Arkadaşlar selam. Sabah saat 7.30. Beğenmemiş bunu. Günaydın. Bugün Tokyo'da son günümüz. Bunu da beğenmedi. Günaydın. Bugün son... Bugün Tokyo'da son günümüz. Damla küçük kamerayı al dedi ama ben onu kaybederim. Hello. Günaydın. Bunu beğenmedi. Saat 7. Günaydın. Bugün Tokyo'da son günümüz. Ben saat 7.30'da uyandım ve sokağa çıktım. Herkese günaydın. Kendini çekmekten vazgeçtim. Tokyo'da son günümüz. Ben kaç tane? Fonumu düşürdüm şurada kahvaltı yapayım derken ondan sonra yora atladım. Sonra bir de bir baktım arabalar, ben hala telefona bakıyorum. Telefonun neresi şey o bok vardı, şurada kahvaltı yapayım dedim. Ondan sonra şurada kahvaltı edeyim dedim. Ay kahvaltına. Ya bundan fotoğraf çektim hep. Can. O zaman şimdi biraz Müge Anlı. Hazırlandık. Ama ne hazırlanmak. Bak. İnanılmaz. Bak. Çek. Beni çek. Tatilin şey son kirli. Günü kombine. Her şey kirli. Bu çorabı 4 günden beri giyiyorum. Tek uzun çorabımın birini sana verdim. Birini de kendim giyiyorum 4 günden beri. Her şey pis. Ama son gün yani, ne yapalım artık. Ben de dün Allah razı olsun Zara'dan aldığım o takımı şey giydim. Evet. Nereye gittiğimiz hakkında bir fikrim var mı? Bir fikrim yok. Biz çıkıyoruz ama gerçekten nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Yani rastgele bir yerden çıkalım. Evet. Yani sürekli bir hemen kamerayı kapatma peşindesin. Konuş dilediğin kadar. Son saatlerimiz Tokyo'da. Yani böyle bir akşam 8 gibi falan otelden çıkmamız lazım. Havaalanı uzak. Affedersiniz. Bifleyelim lütfen. Havaalanı. O havaalanına Uber 1500 lira mı tutuyor? Kaç tutuyor? Bir şey tutuyor. 1000 küsur lira tutuyor. Ben söyleyeyim sana, 280 dolar tutuyor. Ben İstanbul'dan taksiye binsem Kütahya'ya giderim o parayla. En azından anamı babamı görürüm, değer yani. Neyse dur çok bakayım abi. Nereye gidiyorsun? Biz kedi kafeye geldik. Çok ilginç. Yapma ya. Ya. Bu ne? Aşkım çalışan. Şaka mı? Can. Bak Fatih'de neler var? Bu arada girerken ayakkabılarınızı bıraktırıyorlar. Ayakkabılarınızı ve ceketlerinizi kilitli dolaba koyuyorsunuz. Aa maymun. Yukarıda mı? Kaç tane var? Bu arada burası Harajuku'da. Moka diye bir yer. Harajuku'da çok böyle kafe var yani. Mesela domuz kafesi var, baykuş kafesi var. Allah bir tanesi geldi. Ama onlar pek sempatik gelmedi bana. Hatta hiç gelmedi. Kedi zaten evde yaşayabilen bir hayvan olduğu için ve burayı o kadar güzel yapmışlar ki, bu arada onlara dokunmak, bir şey yiyip içirmek vesaire yasak ve aşırı güzeller. Ne yapıyorsun acaba? Keyiflisin ha? Keyfin yerinde. Burada da başka bir alanları var. Ay köşede biri yayılmış, delireceğim. Nereye? Gel buraya. Gel. Ben bunları mıncıklayamayacaksam ne anladım bu işten? Beni alıp havalara zıplatarak böyle karınlarını ısırarak sevemeyeceksem niye buradayım ki? Sinir bozmak için mi yani? Hepsini ısırmak istiyorum. Girmek üzereyim ben. Meow. Meow. Meow.
Onun tipine bak. Lütfen tipine bak. Aa. Bak 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 bak. Bak bak nasıl ay. Bunları elleme. Kahvaltıya geldik. Can mutsuzluktan gebermek üzere. Dün kahvaltıya geldiğimiz yeri Harajuku şubesi. Kedi kafe hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir esprisi yok. Hiçbir esprisi yok. Kedilere dokunamadıktan sonra ne yapayım öyle kaçırır. Doğru. Çok sinir bozucu bir şey. Çünkü o kadar güzeller ki böyle dokunacağınızı anladıkları an ters ters bakıyorlar. Şimdi konumuza gelirsek. Kahvaltımızı ediyoruz. Bugün son günümüz. Birkaç almak istediğim şey var. Bunların biri Pocket Hole. Taksicide gördük. Telsiz gibi bir alet. İngilizce bilmeyen taksici abimiz telsizle konuşuyor. Telsiz onu full İngilizceye çeviriyor. Ve adam bize gösteriyor. Evet, her dil var. İnanılmaz bir şey. Pocket Hole'u bulmaya çalışacağım. Japonya'ya dair merak ettiğim hiçbir şey kalmadı. diye bağırmalarından tekrar söylüyorum. Çok sıkıldım. Evime dönmek istiyorum. Kedilerimle oturup film izlemek istiyorum. Güzel kahvaltılar, güzel yemekler yemek istiyorum. En çok neyi özledin? Çünkü biz aylardır buradayız ya. Hani bir şeyi özleyebiliriz. Ben tavuk pilavı çok özledim. Gerçekten. Pilav yiyebilirdin her bütün suşicilerde ama tabii bir... Buranın pilavıyla bizim pilavımız değil. Tabii ki değil. Yani, biraz daha... Ben güzel bir kahvaltıyı çok özledim böyle. Sucuklu, poğaçalı, simitli böyle. Ben kahvaltıda çok şeylik çekmedim ama yemek olarak ne merak ettim. Sen bence lahmacun çekeceksin. Olabilir. Evet. Ya da dönerimsi bir şey. Evet öyle bir döner şey. Döner lahmacun. Böyle... Üzülme kızım, arka sokakta dönerci var, bildiğim götürürüm seni. Tokyo Plaza'nın oraya geldik yine. Hani merak eden falan olursa ne yapıyor bunlar falan diye. Endişelenen falan olursa. 3 kere. 7 günde 3 kere buraya geldik. Buraya geldik, alışveriş yapıyoruz yani. Alışveriş göstermemi sevmediğinizi biliyorum. O yüzden çekmiyorum. Kendime de bir şey almadım ayrıca şu an. Yani el alemin siparişlerini alıyorum hayvan arkadaşlarım. Ben bile mağazalardan torba istiyorum. Evet, neden? Yok be, bir kere yaptım. Bir abartma. Kere yaptım ama iyi oluyor. Ne yani olur. Her şeyi içine koyuyorsun çünkü. Mağaza göstermemi sevmiyorsunuz diye biliyorum. Yani şey yapar, seviyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sana video bir hafta önce. Ama okumadı hiçbir yorum asla. Okuruz. Okuyoruz be. Son videolarımın yorumları o kadar güzel ki. Eskiden korkarak okurdum böyle yorumları, hani sürekli hakaret işittiğim için. Allah'a şükürler olsun, son 3 aydır falan yorumlarım. O Allah sizden razı olsun. Yemek yerken eskiden film dizi izlerdim, şimdi yorum okuyorum. Yalan değil, YouTuber yalandır Allah ya bunlar. Allah sizden 1000 kere razı abartma olsun. Abartma yani, yorumlarla da yaşamıyoruz, abartma. Bu işi, bu yalancılık oluyor bu. Allah razı olsun, siz benim ailemsiniz. Bu yalancılık oluyor. Çok yanlış, hiç doğru bulmuyorum. Galaksiye bakın, eşek kadar. Tabii kamerada küçük görünüyor bunlar, dev gibi aslında bunlar. Abim afiyet olsun abim. Sağ ol. Pilav istiyorum dedin bak. Tadına bakalım. Sinirlendim. Şey kafe. Ne? Japon kafesi değil. Güzel mi? Yiyer misin Allah aşkına? Bu ne? Alınmıyor bile. Ye be. Çok kötü. Bayağı kötü. Bu ne? Et. Gelmedi ama. Ne? Gelmedi mi? Ha bu, ben sos zannettim bunu. Neyse Can, odada görüşsek iyi olur. Evet. Çünkü artık yavaş yavaş şu kadar olan beynimizi de kaybettik. Duygusal veda konuşmamızın zamanı maalesef ki geldi. Maalesef dememin sebebi Japonya'dan dönmem asla değil. Sadece vlogu sonlandırıyor olmam. Şimdi saat burada akşam 5. Evet. Daha çekebiliriz. Ne çekeceğiz Can? Taksiye ineceğiz, havaalanına gideceğiz. Bok gibi havaalanı zaten. Daha ben markete inecektim. Sen çekmiyorsun. Kamerayı sürekli elinde dolaştıran ve sürekli bir yerden bir yere kamera açıp kapatan benim. Ve bir haftadır bu şekildeyim. Bana verdiğinde düşürdüm zaten.
Evet. Neyse. Ne diyordum? Ha, saat akşam 5. Bizim uçağımız 11'de. Yani bir 2-3 saat sonra otelden çıkmamız lazım. Havaalanı uzak. Ama yine de şu an bye bye deme ya. Biraz daha, biraz sonra deriz. Neden? Valiz toplayacağız. Bu aşamaları da çekebiliriz. Neyini çekeceğiz Can? Valizleri kapatıp gideceğiz. Boş vlogger değilim ben. Hadi gel sarılalım. Her gördüğümüz binayı, her gördüğümüz yapıyı vesaire çekmedik. Güzel yerleri çekmeye çalıştım. Güzel yerleri göstermeye çalıştım. Ne bileyim, inşallah beğenmişsinizdir yani. İnşallah, inşallah. Eyvahlar olsun. Sizi çok, çok seviyoruz. Seviyorum. Hepinizi öpüyoruz. Ay Can, sinirim çok bozuluyor. Bozuluyor. O neydi? Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Senin mi benim yani? Başka emeği geçmedi. Japonya seni sevdik mi? Evet sevdik. Evet evet sevdik. Sevdik yani, yani güzel. İnsanlar çok saygılı, saygılı, sevgili ama mutsuzlar. Japon mutluluğu denen şey yok, yalan. Hepsi robot gibi, programlanmış biz, gibi ama tatlılar, bayağı tatlılar. Biz çok daha mutluyuz, buna şükredin, vatanınızı sevin. Nerede, nereye gidiyoruz bir dahakine? Evet!